Merhaba arkadaşlar. Canlılar Dünyası 3. Föyümüzle kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. İlk olarak arkadaşlar protist alemine başlayacağız. Biz bu föyümüzde artık ökaryot hücre yapısına sahip canlılardan bahsedeceğiz. Protistalar da bunlardan ilkidir. Ökaryot hücrelidirler. Büyük çoğunluğu tek hücrelidir ama Agler gibi koloni oluşturan türler de karşımıza çıkabilir. Kendi besinini üretebilenler, hazır alanlar ya da her ikisini birlikte yapabilen canlı türlerine bu alemde rastlayabiliriz. Eşsiz üremenin dışında eşeyli üreyebilen türlerinin de varlığını biliyoruz arkadaşlar. Bir de bunların bir kısmı zemine bağlı yaşayarak hareket yani pasif hareket ederken hareket çünkü bütün canlılarda ortak özelliktir. Bazılarında ise arkadaşlar kamçı ya da yalancı ayaklar ile e, aktif hareket yani özelleşmiş yapıları var aktif hareket edebilmeleri için diyebiliriz. Aynı zamanda bunların tatlı suda yaşayan tek hücreli türlerinde kimdir bu tatlı suda yaşayan tek hücreliler? Amip öglana ve paramesyum. Bu canlılarda arkadaşlar kontraktil koful adını verdiğimiz içeri giren fazla suyu aktif taşımayla dışarıya atan, e, tek katlı zarla çevrilmiş organelleri de bulunur diyebiliriz. Şimdi bunların e, ilk grubu kamçılılarla başlayacak olursak, kamçılıların arkadaşlar bilinen en tipik örneği öglena'dır. Kamçısı sayesinde aktif hareket edebilen bu canlının yeşil renginden de anladığımız üzere kloroplastı vardır ve kendi besinini fotosentezle üretebilir. Kamçasını iki katına çıkartarak boyuna e, olmak üzere boyuna eşeğsiz olarak ikiye bölünme ile üreyebilir arkadaşlar. Bu hem fotosentez yapabilir hem de ışık olmadığında heterotrof beslenen bir canlıdır. O yüzden biz öglenaya hem besinini üretebilen hem de dışarıdan hazır alan oto canlı örneğini verebiliriz. Bu da arkadaşlar tatlı suda yaşadığından dolayı kontraktil kofulu vardır. Bir de Hücre duvarı olmayan bu canlıların hücre zırhının altında pelikula adını verilen koruyucu özel bir örtüleri bulunur diyebiliriz. Şimdi yalancı ayaklara sahip kök ayaklılar adını verdiğimiz grubumuza geçelim. Protist aleminde kök ayaklılar dediğimiz canlıların bilinen en tipik örneği amiptir. Bunu arkadaşlar öglana gibi kontraktil koful bulundurur ve tek hücrelidir. Bu püsetopat dediğimiz yalancı ayakları sayesinde hareket eder tabii ki ama aynı zamanda bu kök ayaklarıyla besin ihtiyacını da karşılarlar. Büyük molekülleri hücre içerisine yalancı ayaklarla alma işlemine fagositoz adını vermiştik. Daha önce konu anlatım videolarımızda hücre zarında madde alışverişlerinde bu kısmı konuşmuştuk. Şimdi yalancı ayakların oluşumunda arkadaşlar hücre iskeleti elemanlarından mikrofilament ve mikrotübüller görev alıyordu. Bir de e, amipin arkadaşlar sularla insana bulaştırdığı amipli dizanteri adını verdiğimiz bir türü vardır. Bu arkadaşlar e, yani parazit beslenme diye de ifade edebiliriz. Yani insanda hastalığa neden olan türleri de bulunur. Bunların Öklena gibi pelikulaları yoktur arkadaşlar ve Öklenalar gibi bunlar ikiye bölünme ile eşeysiz olarak arkadaşlar üreyebilirler diyebiliriz. Şimdi Silliler grubundan paramesyuma bakacağız. Paramesyum arkadaşlar iki tane çekirdeğe sahiptir. Biri küçük biri büyük çekirdek olmak üzere iki tane çekirdek vardır. Büyük çekirdeğe makronükleoz adını veriyoruz. Bu büyük çekirdek arkadaşlar temel olarak metabolik olaylardan ve eşeğsiz üremeden sorumludur. Küçük çekirdek dediğimiz mikronükleoz ise Konjugasyon adını verdiğimiz olaydan sorumludur arkadaşlar. Eşeyli üreme olarak kabul edilecek burada. Genetik çeşitliliği arttıran bir olaydır. Küçük çekirdek yani mikronükleus da bundan sorumludur. Bununla beraber silleri sayesinde aktif hareket edebilirler. Bunlar da tatlı sularda yaşadıkları için kontraktil kofulları vardır. Öglena gibi bunların da hücre zarının altında pelikula adı verilen özel bir örtüleri vardır. Bütün üyeleri heterotrof beslenir arkadaşlar. Şimdi geldik protist aleminin sporlular adını verdiğimiz grubuna. Bu sporluların bilinen en tipik örneği plazmodiumdur. Bunlar arkadaşlar plazmodium var. Anafeltürü dişi sivrisineklerin tükürük bezlerinde yaşarlar. Şöyle bir yaşam döngüleri vardır. Sivrisinek insanı ısırdığı zaman bu sivrisineğin tükürük bezlerindeki sporlar insanın kanına geçer. İnsan arkadaşlar mitoz bölünme ile çoğalarak gamet adını verdiğimiz yumurta ve spermleri oluştururlar. Yani insan vücudunda... Eşeğizsiz yolla bir üreme meydana getirirler. Yumurta ve sperm bulunduran insan kanı başka bir sivrisinek tarafından emildiğinde yumurta spermler tekrar sivrisinek vücuduna geçer. Burada döllenme meydana gelir. Döllenmiş olan bu yapı mayoz bölünme ile en kromozomlu sporları oluşturur. En kromozomlu sporlara sahip bir sivrisinek başka bir insanı ısırdığında tekrar insan vücuduna en kromozomlu sporları göndermiş olur. Yine orada yumurta ve spermler mitozla eşeğsiz olarak çoğalır. Sivrisinek vücudunda hem döllenme hem de mayoz olduğu için eşeyli olarak çoğalır. Bu şekilde eşeğsiz üremenin eşeyli üremeyi takip ettiği bir döngü vardır arkadaşlar. Buna metagenez adı verilir diğer ismiyle döl almaşı eşeysiz üremenin eşeyli üremeyi takip ettiği bir yaşam döngüsüdür. Şimdi e, dolayısıyla insanda hastalığa neden olur. İnsana bulaşan arkadaşlar bu sporlar insanın sıtma olmasına neden olur. Yani insanda hastalık yapıcı türleri sporluların vardır diyebiliriz. Bununla beraber sindirilmiş besinlerle beslendikleri için biz bunlara parazit beslenme yani heterotrof beslenmeye sahip diyebiliriz. Geldik arkadaşlar alglere. Algler bitkilerden önce en gelişmiş canlılardandır. Bunlar arkadaşlar e, kloroplastları sayesinde fotosentez yaparlar. Depo polisakkaritleri nişastadır. Bu çok hücreli olanları da var, tek hücreli olanları da var. Bir de arkadaşlar e, dokulaşma görünmediğinden dolayı koloni oluşturan dediğimiz türleri de var. Mesela arkadaşlar e, Ulva, mesela Volvox Volvox en gelişmiş kolonidir. Normalde hücreler arkadaşlar bölünerek yeni hücreleri oluştururlar ve tamamen bağımsız hareket ederler. İşte koloni oluşturan canlılarda, da Pandorina, Ulva gibi koloniler çok az sayıda hücreden oluşurlar ve her biri bağımsız takılırlar. Beraber dururlar ama bağımsız takılırlar. Fakat Volvox kolonisi gibi koloniler, alp kolonileri çok çok yani binlerce hücreden oluşurlar ve şöyle aralarında bir işbirliği vardır. Koloninin en dışında bulunan hücreler arkadaşlar koloninin aktif hareket etmesinden ve fotosentezinden sorumludur. İçinde bulunan hücreler ise metabolik olaylardan ve koloninin üremesinden sorumludur. Yani hücreler arasında işbirliği vardır. Bitkiden önce en gelişmiş canlı alglerdir diyebiliriz arkadaşlar. Bakın aynen bitki gibi selüloz yapılı hücre duvarları da alglerin bulunur diyebiliriz. Onun dışında kırmızı algler, kahverengi algler, sarı algler, altın sarısı algler gibi birçok türü bulunduğundan dolayı onlara bu rengi veren farklı renk pigmentleri de bulundurabilirler diyebiliriz. Şimdi geldik cıvık mantarlara. Cıvık mantarlar arkadaşlar en önemli özellikleri saprofit beslenen canlılardır. Saprofit beslenme neydi? Bakterilerde konuşmuştuk. Çürükçül beslenme. Yani dışarıdaki organik atığı ayrıştırarak inorganik maddeye çevirirler. Fakat bunu yaparken dışarıya sindirim enzimi salgılarlar. Yani cıvık mantarlar hücre dışı sindirim yaparak madde döngüsünde görev alan önemli canlılardandır, ayrıştırıcı canlılardandır diyebiliriz. Bunlar mantar isimlerinin mantar olmasına rağmen mantarlar aleminde incelenmezler. Çünkü mantarların kitin yapılı bir hücre duvarı vardır ve bunların arkadaşlar hücre duvarının olmaması ve yalancı ayak oluşturarak hareket, amipsi hareket dediğimiz yer değiştirme yaşanmasından dolayı Cıvık mantarlar kesinlikle mantarlar aleminde incelenmeyecekler. Önemli bir bilgimiz var hemen bu bilgimize bakalım. Tek hücreli bazı alpler diş macunu ve izolasyon malzemelerinin üretiminde kullanılır. Çok hücreli bazı alpler ulva, deniz marulu besin kaynağı olarak insanlar tarafından tüketilir. Esmer aglerin bazı türleri hazır çorba yapımında kıvam arttırıcı olarak kullanılırlar. Bir de cıvık mantarlar organik atıkları ayrıştırdığı için doğada madde döngüsünde görev alırlar. Yani burada aglerin ve cıvık mantarların insanların yaşam alanlarında da kullanılan türler olduğunu görmüş oluyoruz. Hemen birinci örneğimize bakalım. Yukarıda şekilleri verilen protistlerde özelliklerinden hangileri ortaktır diye sorulmuş. Protein sentezi arkadaşlar bir kere ribozomda yapıldığından dolayı ribozomda bütün canlı türlerinde var olduğu için tüm canlılarda olduğundan bu iki canlıda da ortaktır. Peki bu iki canlımız nedir? Belirgin şekli olmayan yalancı ayaklarla hareket eden amip ve silliler grubundan paramesyum. Aktif hareket edebilirler bu yalancı ayakları bu da silleri sayesinde aktif hareket ederler. Klorofil her ikisinde de yoktur arkadaşlar. E, Protist aleminden sadece Agler'de ve bir de Öglena'da fotosentez görülür. Dolayısıyla sadece kloroplast, dolayısıyla klorofil bunlarda bulunur. Çekirdek zarı ve zarlı organel bulundurma Ökaryot hücre yapısına sahip alemin bireyleri oldukları için Ökaryot hücre demek de çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri var olan demek olduğu için bu ortak bir özellik olacak. O zaman nedir? 1, 2 ve 4 doğru seçenektir. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Yukarıda ifadeler verilmiş doğru ya da yanlış olma durumuna göre işaretleme yapmamızı istiyor. Plazmodium'da hareketi sağlayan yapılar ve kontraktil koful yoktur. Plazmodium arkadaşlar sporlular grubundandı ve sporlulara ait bireylerde Kontraktil kofun ve herhangi hareketli sağlayacak özelleşmiş bir yapısı yoktu. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifadedir. Öglenanın sitoplazmasında büyük ve küçük olmak üzere iki çekirdek bulunur. Öglena kamçılılardan da ve tek bir çekirdeği vardı. Büyük ve küçük olmak üzere iki çekirdekli sililler grubundan paramesyum da vardı. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Aglerin bazı üyeleri tek. Bazı üyeleri çok hücreli olup fotosentez yapabilirler. Evet hepsi fotosentez yapabiliyorlardı. Kloroplastlara sahiptiler. Dolayısıyla doğru yanlış doğru olması gerekir. İkinci örneğimiz C olmalıdır arkadaşlar. Geldik diğer alemimize. Diğer alemimiz bitkiler alemi. Bitkiler alemi, e, alglerin biraz daha gelişmiş hali diyebiliriz çünkü artık bunlarda çok hücreli, dokulaşmış yapıları göreceğiz, dokulardan bahsedeceğiz. Ökaryot hücre yapısına sahiptir ve bitkiler aleminin tüm canlıları, tüm üyeleri çok hücreli canlılardır ve bu çok hücreli olmalarının dışında bir de arkadaşlar, doku oluşumu görülmeye başlandı diyebiliriz. Depoliposakaritleri, algler gibi nişastadır. Hücre zarın üzerinde seliloz yapılı hücre duvarları bulunur. Bitkilerin sert ve lizozom organelleri yoktur. Bunlarda arkadaşlar bir toprak altı organlarını oluşturan kök sistemi bir de toprak üstü organlarını oluşturan sürgün sistem adını verdiğimiz iki sistemde incelenirler. Kök sisteminde sadece kök var ancak sürgün sisteminin omurgası gövdeyle başlar Gövdeden çıkan uzantılar dallar. Dallarda e, işte çiçekli bir bitki ise çiçek, çiçekten gelişen meyve, yaprak gibi e, doku ve organlar karşımıza çıkacaktır diyoruz. Kök sisteminde bitkinin toprağa bağlanmasının sağlanmasının dışında topraktan su ve minerallerin emilerek bitkinin inorganik madde ihtiyacının karşılanması sağlanır. Onun dışında bitkilerin su bitkileri dışında birçoğu arkadaşlar kara yaşantısına uyum sağlamış canlılardır. Bunlar da kara yaşantısına uyum sağlamış bitkilerin yapraklarında arkadaşlar gaz alışverişi ve terlemeyi sağlayan stomalar bulunur. Hücrelerin arasına yerleşmiş olan stomalar birbirlerine bakan fasulye şeklinde iki adet bekçi hücreden oluşan yapılardır diyebiliriz. Bir de bununla beraber yine e, bitkilerin arkadaşlar yapraklarının üst kısmında kütün adı verilen mumsu bir tabaka kula bulunur. kula terleme ile su kaybını engelleyici bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden kurak ortam bitkilerinde arkadaşlar kalın nemli ortam bitkilerinin terleme ile alakalı su kaybı ile alakalı bir problem olmadığından dolayı o bitkilerde incedir. Eşeysiz ve eşeyli üreyebilirler. Eşeğsiz üremeleri sporla ya da vejetatif yolda olur. Eşeğli üremelerinde ise çiçekli bitkilerde çiçek sayesinde polen oluşumuyla gerçekleşecektir diyebiliriz. Şimdi bitkiler arkadaşlar tohum oluşturup oluşturmamasına göre ikiye ayrılarak incelenecekler. Bazı bitkilerde tohum yerine üreme hücresi olan spor oluşturulur. Sporla çoğalırlar. Bu sporla çoğalma meselesini neyle yapıyoruz arkadaşlar? Spor adı verilen özel üreme hücreleriyle. Bu özel üreme hücreleri metagenez dediğimiz eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip ettiği bir yöntemle çoğalıyordu. Burada iletim demeti bulundurmayan bir karayosunu örneği görüyoruz. Bu karayosunu damarsız tohumsuz bitkileri örnektir. Burada da arkadaşlar iletim demeti bulunduran yani damarları olan fakat yine tohum oluşturamayan tohumsuz bitki örneği görüyoruz. Tohumsuz bitkiler yani ikiye ayrılıyorlar. Nedir bu ikiye ayrılan durum? Damarsız tohumsuz, iletim demetleri de yok. Bir de damarlı tohumsuz olan, iletim demetlerine sahip bitkiler. Bazı bitkiler parazit yaşam sürerler. İhtiyacı olan e, organik ya da inorganik maddeleri arkadaşlar besin ihtiyaçlarını, su ve mineral ihtiyaçlarını başka canlıdan alırlar. Başka bitkiden sağlarlar. Yarı parazit bitkiler su ve mineralleri üzeri yanında yaşadığı bitkiden alır. Çünkü yarı parazit bitkilerin kökleri gelişmemiştir. Kökleri gelişmediği için ihtiyaç durduğu inorganik maddeleri diğer bitkiden karşılar. Tam parazit bitkiler ise su ve minerallerinin Karşılanmasının dışında organik besin ihtiyaçlarını da alır. Çünkü tam parazit bitkilerin hem kökleri gelişmemiştir hem de kloroplastları yoktur. Yani organik besinlerini kendileri üretemeyecekler. Bu yüzden de organik besinler üretemediklerinden dolayı hem organik besin ihtiyaçlarını hem de inorganik madde ihtiyaçlarını başka canlı üzerinden karşılamak zorundalardır diyebiliriz. Şimdi bir çiçekli bitki kısmını görüyoruz. Çiçekli bir bitki de yeşil yaprak adını verdiğimiz çanak yapraklar vardır. Bunlar fotosentezden sorumludur. Bir de renkli ve kokulu olan arkadaşlar taç yapraklar vardır. Bu taç yapraklar özellikle tohumu korumak, bitki organlarını korumak gibi görevleri var fakat renkli ve kokusu sayesinde böcekleri kendine çekerek tozlaşmaya yardımcı olan bir bitki organıdır diyebiliriz. Onun dışında bitkilerde dişi organ adını verdiğimiz genellikle bir tane bulunan bir organ vardır. Dişi organ, dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık adını verdiğimiz o ovaryumdan oluşur. Bir de erkek organ vardır. Erkek organın sayısı çok fazladır. Birden fazla sayıda bulunur. Erkek organ arkadaşlar bir basçık adını verdiğimiz anterden bir de sapçık adını verdiğimiz filamentten oluşur. Eğer bir bitkide dişi organ erkek organ taç yaprak çanak yaprak beraber bulunuyorsa bu bitkilere bu çiçeğe sahip tam çiçek denir. Bunlardan herhangi bir ya da daha fazlası eksikse böyle bitkilere arkadaşlar eksik çiçek adını vereceğiz. Tabii ki bu eşeğli üreme Olayında iş yapacaktır çiçekli bitkilerde çiçek eşeğli üremeden sorumludur. Erkek organda üretilen polenler dişicik tepesine tozlaşma adını verdiğimiz olayla taşınır. Sonra döllenme yumurtayla polenin birleşmesi sonucunda döllenme gerçekleşir. Oluşan zigot mitoz bölünmelerle embriyoyu oluşturur diyebiliriz. Tohum dediğimiz şey arkadaşlar 2 kromozomlu tohum kabuğu. Embriyonik yaprak bakın şurada bir embriyo var. Embriyonun ilk kökü, embriyonun gövdesi ve embriyonik yaprak dediğimiz yaprağa sahiptir. Yani tohumda aslında embriyo bulunur. Ve içeride çenek adını verdiğimiz e, embriyonun besin ihtiyacını karşılamak üzere endospermdeki besini embriyoya taşıyan yapılarımız vardır. Burada arkadaşlar normalde fasulye gibi tohumlar e, uygun olmayan çevre şartlarında çimlenmeyi engelleyici hormonlar sentezlerler. Ama e, hava sıcaklığı artınca, yağmurlar başlayınca ilkbahar gibi durumlarda su alarak şişer tohum kabuğunu patlatırlar ve çimlenme adını verdiğimiz olay başlar diyebiliriz. Evet, şimdi gelişmiş yapılı yani tohumlu bitkilerden bahsedelim. Tohumlu bitkiler adını verdiğimiz bitkilerimiz ikiye ayrılarak incelenirler. Açık tohumlular ve kapalı tohumlular. Tohumlu bitkilerin tamamı iletim demetlerine sahiptir. Yani damarlı bitkilerdir. Açık tohumlu bitkilerde tohum kozalakların arasında açıkta bulunur. Bunlar çam gibi bitkilerdir arkadaşlar. İğne yapraklılardır. Her daim yeşil dediğimiz hani yaprak dökerler ama kış mevsimi bile olsa yeni yapraklar çıkardığından dolayı sürekli yeşil olan bitkilerdir. E, tohumlarında çok çenek bulunur. Kapalı tohumlu bitkilerde ise çiçek ve meyve yapısı gelişmiştir. Bunlar tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek çenekli bitkiye örnek mısır verebiliriz. Çift çenekli bitkiye ise arkadaşlar az önce gördüğümüz fasulyeyi örnek verebiliriz. Hemen notumuza bakalım. Önemli bir notumuz var. Bitkiler doğada birçok canlı için besin ve oksijen kaynağıdır. Un, çay, meyve suları ve çeşitli yağları bitkilerden elde ederiz. İğne yapraklı ağaçlar selüloz ve kağıt yapımında kullanılır. Yani çam gibi ağaçlar. Keten, kenevir ve pamuk bitkileri tekstilde, söğüt ağacı gibi bazı bitkiler ilaç üretiminde kullanılır. Otsu birçok bitki erozyonu önleyici etki yapar. Çünkü ot su bitkilerin arkadaşlar saçak kök dediğimiz kökleri vardır. Saçak kök toprakta geniş alana yayılarak toprağa bir arada tutma özelliğine sahiptir. Bu şekilde erozyonu engelleyici etkiye sahiptir diyebiliriz. Şimdi üçüncü örneğimize bakalım. Bitkiler aleminde canlılarından hangileri yer almaz? Karayosunu damarsız tohumsuz bitki, eğrelti otu damarlı tohumsuz bitki. Yani bu her ikisi de tohum oluşturamayan bitkilerden. Esmer alp bir protista aleminde var olan canlıydı. Protista alemindeydi. Dolayısıyla bitkiler aleminde bulunmayacak arkadaşlar. Öksü otu ise parazit bitkilerde konuştuğumuz bir bitki. Dolayısıyla bitkiler aleminde bulunur. Yani bulunmayan sadece esmer alptir. Dördüncü örneğimize bakalım. Bitkiler alemi ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tamamı ökaryot ve çok hücreli canlılardır. Evet, bitkilerin tamamı çok hücrelidir ve ökaryottur. Doğru bir ifade. Toprak üstünde kalan kısımları sürgün sistemi, toprak altında kalan sistemi ise kök sistemini oluşturur demiştik. Bu da doğru bir ifadedir. Tüm türlerinde üreme organı olan çiçek bulunur. Hayır, üreme organı olan çiçek kapalı tohumlu bitkilerde karşımıza çıkar. Açık tohumlularda ve Tohumsuz bitkilerde çiçek yoktur. O yüzden sadece 1 ve 2 doğrudur. Mantarlar alemiyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi mantarlar alemi bitkilerden sonra, e, hayvanlardan önce incelediğimiz bir alemdir. Şimdi bunların belirgin hücre duvarları yok. Sporla çoğalabiliyorlar ve hareketsiz olmalarından dolayı, yani aktif hareket edemiyor olmalarından dolayı bitkilere benzer. Fakat Heterotrof beslenmeleri, glikojen depo etmeleri yönüyle de hayvanlara benzetilir. Kloroplast taşımaz bunlar. Heterotrof beslenirler ve bu heterotrofluk ya saprofitliktir ya da arkadaşlar parazitliktir. Saprofit beslendiklerinden madde döngüsünde ayrıştırıcı olarak görev alırlar. Bazı mantar türleri bitki kökleriyle birlikte bir yaşam şekline sahiptirler. Bitki kökleri arkadaşlar... Mantarla mutualist bir ilişki içerisindedir. Mutualizm ne demek? Karşılıklı faydalı yaşantı. Bu ne demektir? Mantarlar heterotrof beslenir. Ayrıştırıcı olduklarından organik maddeleri ayrıştırıp inorganik madde verirler. Bitki kökleri ise inorganik maddeyi alarak mantarın ihtiyacı olan bes organik besinini verir. Bu şekilde Mikoriza adını verdiğimiz karşılıklı faydalı bir yaşantı sağlamış olurlar. Çok hücreli mantarların yapısında hif denilen ince iplikçikler vardır. Bu hifler arkadaşlar bir mantarı incelediyseniz iç kısmında böyle ipliksi ipliksi uzantılar vardır. İşte bunlara hif denir. Bu hiflerin birleşmiş haline miselyum adı verilir. Miselyumlar bitkinin bulunduğu ortamda o ortama bakın bunlar miselyumlar bağlanmasını sağlarlar. Ve salgıladıkları özel enzimler sayesinde topraktaki organik atıkları ayrıştırırlar ve toprağın inorganik madde ihtiyacını karşılamış olurlar. Bu yüzden de çok önemli görevleri vardır arkadaşlar mantararlı alemine ait canlıların. Dediğimiz gibi bunlar sporla çoğalabilen canlılardır. Çok sayıda spor etrafa yayılır ve mantarların her türlü ortamda çoğalmalarını sağlayabilirler diyebiliriz. Şimdi 3 tane mantar türümüz var. Maya mantarları mantarlar alemine ait canlıların tek hücreli olanlarıdır. Bira mayası, ekmek mayası, şarap mayası gibi mayalar arkadaşlar maya mantarları örneğidir. Bunlar özellikle etil alkol fermantasyonu yapan mantarlardır ama oksijenli solunumda yapabilirler. Hem fermantasyon hem de oksijenli solunumda etil alkol fermantasyonu ve oksijenli solunumda karbondioksit gazı açığa çıkar. O yüzden hamurun kabarması ya da bira gibi alkolü alkol içeceklerin oluşumunu sağlayabilirler diyebiliriz. Tek hücreli olduklarından hif yapısı bunlarda arkadaşlar karşımıza çıkmaz ve eşeysiz olarak tomurcuklanma ile Çoğalırlar bilgisini de şimdilik verelim. Küf mantarları küf oluşumunda etkilidir. Bir de arkadaşlar bunların içinde e, penisilin yani çeşitli antibiyotiklerin oluşumu da küf mantarları sayesinde gerçekleştirilir diyebiliriz. Şapkalı mantarlar insanlar tarafından besin ihtiyacı e, besin olarak tüketilebilen mantarlardır. Birçoğu zehirlidir. Fakat yenebilen türlerinde inanılmaz fazla protein vardır. O yüzden et tüketemeyen kişilerin mutlaka beslenmelerine mantarlar alemine ait şapkalı mantarlar canlılarından kullanması gerekir. Bunların arkadaşlar besin değerleri çok yüksektir ama birçoğu zehirli olduğu için kültür mantarlarını tüketmek zehirlenme açısından bizi hani güvenilir mantarı tükettiğimiz zaman zehirlenme ihtimalimiz ortadan kalkar. O yüzden güvenmediğimiz mantarları tüketmememiz çok önemlidir. Beşinci örneğimize bakalım. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküler verilere göre mantarlar bitkilerden daha çok hayvanlara benzerlik göstermektedir. Evet, işte glikojen depo etmeleri, heterotrof beslenmeleri gibi e, meselelerden dolayı hayvanlara benzerler. Bazı mantar türleri birçok bitkinin topraktan mineral alımında iş görür. Hatırlarsanız az önce mikoriza birlikteliğinden bahsettik. Topraktan bitkinin mineral almasını sağlıyordu. Küf mantarları ilaç üretiminde kullanılıyordu. Zaten saprofit olan türlerinden bahsetmiştik. Yani ayrıştırıcı olanları da var. Mantarlar yoğurt üretiminde fermantasyonu gerçekleştirir. Yoğurt arkadaşlar yoğurt bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Yani bunu bakteriler yapar. Fermantasyon yapanlar maya mantarlarıdır. Fakat bunlar etil alkol fermantasyonu yaparlar. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir diyebiliriz. Bir diğer örneğimiz TYT 2022 yılında yani geçen e, sezon çıkmış bir e, sorumuz var. Mantarlar aleminde yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir diye sorulmuş. Hücrelerinde çekirdek zarına sahiptirler. Çünkü mantarlar ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Hepsi heterotrof beslenir, parazit ya da saprofit olmak üzere kitin yapılı hücre duvarları vardır. Maya mantarları hariç diğer bütün türleri çok hücrelidir. Hücrelerinde organellere sahiptirler. Bize diyor ki yer alan canlılarda aşağı mantarlar alemine yer alan canlılarda aşağıda özelliklerden hangisi ortak değildir? Dolayısıyla çok hücreli olmak maya mantarlarında görülmediğinden dolayı bütün mantarlar için ortak olanı aradığımızda A, B, C, E şıkları ortaktır. Fakat D şıkkı ortak değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Şimdi bu konuyu da bitirdik. Konuyla alakalı soru çözümlerine videolardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.